Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün İlknur Hanım'la beraberiz. Merhaba. Ofis yöneticimiz, ben de medya direktörü Berat. Bugün ben İlknur Hanım'a belli sorular sormak istiyorum. Özellikle günümüzde hem bu Türkiye ekonomisinde dürüst olmak gerekirse insanların kafasında en çok soru işareti olan ve baktığımız zaman Google aramalarında da ilk 3 sırada olan gayrimenkul danışmanlığıyla ilgili hem biz bir şeyler öğrenelim hem siz gayrimenkul danışmanlığı nedir? RE/MAX sistemi nasıldır? Nasıl bir burada işleyiş nasıl? Bu çark nasıl dönüyor? Bu detayları ben sorularımla İlknur Hanım'ı biraz sıkıştıracağım açıkçası. Teşekkür ederim. Ben şimdiden sıkışmış hissediyorum. Sağ ol. Hemen başlayalım. Gayrimenkul danışmanlığı nedir? Aslında kitap dilinden konuşacak olursak eğer gayrimenkul danışmanlığı alıcı ve satıcılar için piyasa analizi yapan, piyasayı sürekli güncel olarak takip eden, bu anlamda değerleme, gayrimenkul değerleme konusunda kendini sürekli geliştiren, eğitime tabi tutan ve bu konuda uzmanlaşan, alıcı ve satıcılar için gerçekten sıkıcı, yorucu, stresli bir süreç olan alım-satım işlemlerini profesyonel bir ekiple konforlu hale getiren bir sektördür. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Bu işi yapmak için şartlar nedir? Hayallerine ulaşabilmek için gelişime, değişime açık, eğitime açık bir insan olmak yeterlidir. Peki bende bu şartlar var. Ben bu özelliklerin kendimde olduğuna inanıyorum. Ancak yani maddiyat konusuna gelirsek sonuçta bir ticaret, hani hepimiz bir işe girerken bir ticaretle alakalı bir durumsa ortada bir sermaye, hemen bir şart olarak sermaye çıkıyor karşımıza. Bu işin peki gerekli sermayesi nedir? Günümüz koşullarında evet, yani bir girişimciysen eğer, bir iş yeri açacaksan, kuracaksan, bir iş yapacaksan ciddi bir sermayen olması lazım. Fakat gayrimenkul danışmanlığında böyle bir durum söz konusu değil. Sadece bu işi yapabilmek için almanız gereken eğitimler var. Ve bu eğitimlerin küçük küçük bedelleri var. Bir de ciddi bir marka altında eğer olacaksanız, bir güvence altında görmek istiyorsanız kendinizi, bunun üyelik ücreti var. Onun haricinde de herhangi bir sermayesi yok. Peki RE/MAX İlyada olarak siz nasıl bir destek veriyorsunuz danışmanlara? Kendi işinin patronu olmak isteyen kişilere açıkçası biz destekte bulunuyoruz gerçekten. Bu işe başlarken sertifikasını aldıktan sonra İlk 1000 kart vizitini hediye ediyoruz. 5 tane afiş hediye ediyoruz. Bunun yanı sıra dijital ortamda, internet sitelerinde ücretsiz ilan çıkma hakları oluyor. Onun haricinde broşür çalışmalarını, kendi markalarını oluşturmaları için yapmaları gereken her şeyi biz onlar adına tasarlayıp kendilerine sunuyoruz. Burada kişiler kendi markalarını yaratıyorlar aslında. Biz de onlara ışık olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Benim merak ettiğim bir konu var. Belki yani benim önüme çıkmıştır, tam olarak emin değilim ama genel anlamda sizin de bunu vurguladığınızı biliyorum. Gayrimenkul danışmanlığında kendi işinin patronu ol. Yani bunu açar mısınız? Bu ne demek? Kendi işinin patronu ol. Bu bizim en çok kullandığımız slogandır ve ben altına imzamı atarım gerçekten. Çünkü girişimci ruha sahip olan insanlar bir nevi özgür insanlardır. Şimdi kapalı bir mekanda 9-6 çalışıyorsun. En geri alınamaz varlığın olan zamanını da satıyorsun. Her ay sabit bir maaşa satıyorsun. Birilerinin değerlemesine bırakıyorsun. Fakat gayrimenkul danışmanı olduğunda zamanının yönetimi sana ait. Gelirini belirlemek, oranını belirlemek sana ait. Ne zaman ne yapacağını sen seçiyorsun. İster bir kafede çalışırsın, portföy araştırması yaparsın, ister sahada dolaşırsın, ister evinin konforunda işte kış şartlarında baktığın zaman dışarıda yağmur yağıyor, elinde kahven, üstünde battaniyen. Biz bu görüşmeleri yaparsın. Ama kimse seni bunun için yargılamaz. Kimse sana bunu niye yaptın demez. Bu yüzden kendi işinin patronu ol diyoruz. Her şeyi sen belirliyorsun. Peki videonun sonlarını bırakmadan en çok merak edilen, bunu çok fazla uzatmayacağım, en çok merak edilen soruyu, can alıcı soruyu soruyorum. Geliyor. Bir gayrimenkul danışmanı diğer meslek gruplarına, Türkiye şartlarındaki diğer meslek gruplarına veya
Yani ister onlarla kıyaslayın, ister onlarla kıyaslamayın. Bize bir gayrimenkul danışmanının maddi gelirini yani merak ediyoruz. Bir gayrimenkul danışmanı ne kadar kazanır? Ne kadar kazanır? Çok standart. Her sohbette, her sunumda sorulan bir sorudur. Benim de recruiting görüşmeleri yaparken genelde kullandığım bir argümandır bu. Bir gayrimenkul danışmanı standart maaşlı, asgari ücret üzerinden gideyim, standart maaşlı bir işle kıyaslayacak olursak minimum 2 katını kazanır aylık olarak. Yıllık baktığımız zaman da eğer her şeyi doğru yaparsa, saha çalışmalarını, portföy araştırmalarını doğru yaparsa ve işlemlerini satışla sonuçlandırırsa, ayda 1-2 satış bile yapsa yıllık minimum 100-150 bin lira para kazanır. Güzel bir miktar. Yani bu şartlarda minimumlardan bahsediyorum, evet, yalnız yani altını çizerim bunun gerçekten. Peki muhtemelen yani ben kendi açımdan açıkçası sektörden, farklı sektörden biri olarak bu meslek grubu olarak baktığım zaman benim hani kendi aklımda olan soruların çoğunu da aynı zamanda diğer kişilerin de merak ettiğini düşünüyorum. O yüzden benim de merak ettiğim ve muhtemelen onların da merak edeceği bir soru. Sigorta, bu sigorta işi nasıl yürüyor? Sigorta işi nasıl yürüyor? Belli bir süre eğitimleri tamamladıktan sonra, bu yaklaşık 2-3 aya tekamül ediyor. Bu sürenin tamamlanmasından sonra eğer hala bu işi yapmak istediğiniz yönünde karar aldıysanız esnaf odasına gidip bir kayıt oluşturuyorsunuz ve kendi işletmenizi kuruyorsunuz. Remax çatısı altında da alt işletme olarak devam ediyorsunuz. Bu durumda sigorta Bağkurlu olarak sizinle devam ediyor. Yine prim günlerinizi yatırabilirsiniz. Bağkur SGK'ya göre bu anlamda çok daha esnekmiş. Ben de onu yeni öğrendim açıkçası. İster biriktirip prim günlerinizi ödüyorsunuz, isterseniz aylık düzenli olarak ödüyorsunuz ki ben bundan yanayım. Sigorta bu şekilde sizin inisiyatifinizde. Yine emekliliğinize giden yolu açıyorsunuz ama zaten bu işte çok kazanarak emekliliği baştan her şeyiyle yani o küçük bir miktar diyorsunuz yani. Çok komik bir miktar. Gerçekten çok komik bir miktar. Peki gayrimenkul danışmanlığının diğer meslek gruplarıyla karşılaştırdığımız zaman, yani maaşlı işlerle karşılaştırdığımız zaman öne çıkan avantajları nelerdir? Öne çıkan avantajları bir kere çok daha rahat sosyalleşebiliyorsunuz. Kendi sosyal hayatınıza çok daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz. Ailenizle çok daha kaliteli, çok daha verimli zaman paylaşabiliyorsunuz. En önemlisi ve benim kıymet verdiğim kısmı zamandan başlıyor. Herhangi bir işte, standart maaşlı bir işte edinebileceğiniz, kazanabileceğiniz gelirin kat kat fazlasını belki bir işte, yani çok büyük rakamlı işler de yapılabiliyor. Belki de bir ayda yaptığınız iki işte rahatlıkla karşılayabildiğiniz için ya önümüzdeki ayda ben işte kazanamazsam kaygısını yaşamıyorsunuz. Zaten sizi rahat rahat idame ettirecek bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Onun haricinde hayallerinize ve hedeflerinize çok hızlı yol almanızı sağlıyor bu iş. Bir şey söyleyebilirim, hani burada ironik olarak belki yeni hayaller de edinmek zorunda kalabilirsiniz. Yani tabii şimdi maddi anlamda yüksek getirili bir iş olduğu için yani çok hızlı ulaşıyorsunuz, evet, hedeflerinize. Yani onu anladım ne demek istediğinizi. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ben kurgu editörüyüm. Hani burada buranın medya direktörlüğünü yapıyorum. Yani benim mesela ofisimizdeki gayrimenkul danışmanlarıyla olan ilişkime değinirsek bu sosyallik anlamında zamanı ben kendi zamanım var mı yok mu diye değerlendiriyorum. Çünkü gerçekten gayrimenkul danışmanları vakit konusunda çok rahatlar. Yani onların gerçekten esnekliği tartışılmaz bir konu. Bir yere, bir kafeye, bir kahve içmeye çıkacaksak muhtemelen vakit anlamda sıkıntısı olan ben oluyorum. Gayrimenkul danışmanları genelde sürekli çalışıyorlar ama her yerde çalışabiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj yani onlar için gerçekten. Kesinlikle. Diğer meslek gruplarına baktığımız zaman sadece Türkiye'de değil dünyada da gayrimenkul danışmanlığının dünya meslekleri arasında gerçekten vakit konusunda çok ciddi esneklik olduğunu, en azından her anlamda her yerde ekipman gerektirmeden, yani bir laptop, bir tabletinizi alıp istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz gerçekten. Tabii olmazsa olmazınız telefon.
Hı hı. Yani en olmazsa olmazınız telefon. Telefonunuz olduğu sürece 7-24 demeyeyim, hadi geceleriniz size kalsın ama bir nevi 7-24 aslında. Para kazanabileceğiniz bir iş bu. Yani standart maaşlı bir işte ne yaparsın? Laptopunu alır, evde de çalışırsın ama bir yere kadardır. Yani belli kalıplar içindedir. Ama bu bir akşam yemeğine gittiniz, bir restorana gittiniz. İşte yakınızda Rimex rozeti var. Benim başıma geldi mesela. Diğer masadan birisi kalktı geldi. Ya işte benim de bir arkadaşım Dikili'ye taşınmak istiyor. Ona bir bahçeli yazlık bulmak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz? Ben bir danışman olsaydım orada zaten kazancımın açıkçası %50'sini garantiledim. Çünkü kişi bana zaten kendisi geldi. Evet. Para da bana kendisi geldi. Evet. Bu anlamda baktığın zaman ben hala daha yemekte bile olsam, sosyalleşiyor bile olsam çalışıyorum. Bu her şekilde gayrimenkul danışmanlığının avantajı. Peki gayrimenkul danışmanlığının dezavantajlarından bir de bahsetmek ister misiniz? Evet, tabii hep işin pembe güzel yönlerine baktık. Aslında çok fazla bir dezavantajı yok. Yani dezavantaj diyebileceğimiz şey yaz şartlarında özellikle. Bu iş 7 gün süren bir iş. Yani her an arama alabilirsiniz. Her an telefonunuz çalabilir. İşte bir yerde mangalı ateşlemeye çalışırken bir bakmışsınız telefon gelmiş, işte portföyü görmek istiyor. Siz yine kendinize göre uygun bir saatte kişiyle görüşüp o gösterimi yapabilirsiniz, portföyü tanıtabilirsiniz. Fakat orada bir böyle bir içiniz cız edebilir. Hani ailemi de burada bırakıyorum, arkadaşları bırakıyorum. Onlar orada kopuyorlar, ben gittim orada portföy gösteriyorum diyorsunuz ama işin bir de şurasından bakmak lazım. Gene para kazanmaya gidiyorsun. Yani hayallerine giden yola bir tane daha taş koyuyorsun veya bir merdiven basamağın daha oluyor ve bu hiçbir zaman öyle çok küçük rakamlar olmuyor. Günümüz şartlarında baktığında sektörde fiyatlara en basitinden söyleyeyim, 1 milyonluk bir satış yapsan minimum 22 bin lira cebine kalıyor. Yani 22 bin lira kazanmak için ben o mangalı arkadaşıma da veririm. O ona devam etsin. Ben döndüğümde bir kat daha keyfini çıkarırım o satışı bağladıktan bence sonra. Bence de arkadaşınız da bu durumdan memnun kalacaktır. Kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle çok memnun kalır yani. Ailem ona keza. Çocuğum düşün yani bir şey istiyor. Şimdi PlayStation'ın işte yeni versiyonları çıkmış falan. Öyle diyen danışman çocuklarım var yani. Ya işte anne bir satış kapat da artık PS'in şusu çıkmış, bunu da alalım falan. Yani çocuklar bile artık bizim danışmanlarımızın kazançları üzerinden yeni yeni hayaller kurup basamak basamak bunları yükseltiyorlar. Evet. Bir dezavantaj bu açıkçası. Diğeri de her gün yeni insanlarla tanışmak zorunda kalıyorsunuz. Düşünsenize yani bir gün içinde hiç yapmıyorsanız 4-5 tane telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Kimisi Ankara'dan oluyor. Bir danışmanım var, Tazmanya'dan müşterisi var, alıcı müşterisi var şu an. Ay çok insan tanıyorsunuz ya. Yani isim hafızanız iyi değilse eğer burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Peki videonun burasına kadar geldik. Neden Rimex'i tercih etmeliyiz? Neden Rimex'i tercih etmeliyiz? Çünkü Rimex dünya markası. Bunu bir kere kabul etmek lazım. 50 yıldır ciddi anlamda bu işe yatırım yapmış. Bizim Türkiye direktörümüz Murat Goldstein'in bir tabiri var Remax'la ilgili. Her şeyin maksimumu der. Müşteri memnuniyetinin maksimumu, eğitimin maksimumu, en güzeli kazancın maksimumu. Her anlamda maksimuma çıkmak için size bir yatırım imkanı sunuyor. Bir yol açıyor açıkçası Remax. Şu an itibariyle baktığımız zaman Türkiye'de 260 tane aşağı yukarı Rimex ofisi var, 36 ilde var ve 5628 adet hali hazırda eğitimini tamamlamış, sertifikasını ve bu anlamda belgelerini almış, bu işi uzman bir şekilde yapan danışman var. Ve bu danışmanlara baktığın zaman ev hanımı var, beyaz yakası var, mavi yakası var, kendine güvenen her sektörden insan var. Bu çeşitliliğin içinde olmak için bence Rimex. Peki genel anlamda bir toparlamak gerekirse bu işi yapmak isteyen kişilere ne demek istersiniz? Bu işi yapmak isteyen kişilere ne demek isterim? Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz sektör her durumda, yani
her koşulda, kriz anları da dahil olmak üzere ayakta kalabilen nadir sektörlerden biridir. Pandemi sürecini gözden geçirdiğimiz zaman insanların ihtiyaçları değişti. Kimileri apartman dairesinde işte deniz göreyim, şöyle olsun, böyle olsun, 2+1 olsun ya da kalabalık aileyim, 5 oda olsun vesaire gibi gibi talepleri vardı. Ama pandemiden sonra bunlar değişti. İşte bahçeli olsun çünkü home office çalışabiliyorum, daha rahat yerlerde çalışayım gibi talepleri değişti. Biz de bu sektörde sürekli güncelleyebiliyoruz kendimizi ve verdiğimiz hizmetleri. Mesela pandemide ev gezme olayını sanal turlarla açtık. İstediğiniz yerde olabilirsiniz. Dünyanın öbür ucunda olun. Buradaki herhangi bir gayrimenkulü 360 derece sanal turlarla görebiliyorsunuz. Ben nasıl sözleşme vereceğim dedi diyelim. Onun içinde ekran imzalarımız var. Mail yoluyla, cep telefonundan bir parmakla imza atabiliyorsunuz. Bu yüzden bu kadar kolaylığın sağlandığı, gelişime bu kadar açık bir sektörün içinde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Evet, şimdilik aklımıza gelen sorular bunlar. Siz de merakınızı gidermek için kafanızdaki soruları yorum kısmına belirtirseniz biz bu seriye devam edeceğiz. Tekrar böyle bilgi içerikli videolar çekmeye çalışacağız. O yüzden sizden yorumlarınızı, kafanızdaki soruları mutlaka yorumla belirtmenizi istiyorum. İknur Hanım... Elimden geldiğince cevaplayacağıma söz veriyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Bu güzel sohbet için İknur Hanım, önce size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.